Hayırlı Reçber Piyasası'ndan herkese tekrar iyi geceler değerli arkadaşlar. Biraz önce detaylı bir şekilde emtialar paritelerde üzeri yorumladık ve hemen arkasından ikinci bölüm, yani ikinci video olarak da 100 tane hisse senedini detaylı bir şekilde yorumlamaya çalıştım ve endeksleri de yorumladık ve şu an için videolar yükleniyor, birazdan paylaşacağım. Kapalı devrede. Açık devre olarak da şimdi kripto paraları sizlerle paylaşıyorum. İsterseniz hemen kripto paralara dönelim. Bitcoin ne demiştik? Bugün için, 2 gün önceden bugün için önemli gün, çünkü kripto paralarda perşembe akşamı, perşembe günü daha doğrusu bir yükseliş bekliyoruz. Hatta Twitter adresimize de dönüp bakabilirsiniz. Bu noktada kripto paralarda kritik 24-48 saat gibi bir mesaj atmıştım. Şu an için olumlu. Evet, kapanışın 60 günlüğün üzerinde olması yarın da 20'nin üzerine gündeme getirecek ki asıl hareket 20'nin üzerinde kapanış demek. Hemen dönüyorum haftalıklarda üst banda doğru 9500'ün üzerinde tekrar 10.000'lere, 10.500'lere doğru bir hareket getirecek mi? Bunu sorgulayacağız. Çünkü aylık bazda da bu ay 8300 üzerinde kalması halinde Bitcoin'de tekrar 10.000'lerin üzerinde bu senenin daha güçlü bir hareketi, tekrar 13-14.000'lere doğru hareketi başlatabilir mi? Bunu sorguluyor olacağız. Tahmin ediyorum ki burada istek yukarı yönünde var. Bunu da izliyor olacağız diyorum. Ve hemen Bitcoin dolardan Bitcoin TL'ye dönüyorum. Bitcoin TL'ye döndüğümüzde durumun burada da aynı olduğunu, yine bakın ilk önce attığını görüyoruz ki şu anki duruma baktığımızda neredeyse son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, yani son 1,5 haftanın en yükseğine giden hareketi görüyoruz. 57-58'lere doğru atak oluşmuş durumda. Bu seviyenin üzerindeki her hareketlikte biz 60'lar 61'leri konuşuyor olacağız. Bu noktada izliyoruz. Evet, şimdi Bitcoin'den sonra nereye dönelim? Ethereum'a dönelim. Ethereum aynı şekilde, Ethereum'da da karşılaştırmayı yaptığımızda Ethereum diğerlerine göre daha az düşmüş, daha güçlü duruyordu ama gördüğünüz gibi ortalamaları geçemiyor. Bu biraz daha aşağı yönde isteğin sınırlı olsa devamını gösteriyor ama yine de biz Ethereum TL açısından bir değerlendirme yapacak olursak Ethereum TL'nin daha olumlu olduğunu zaten söylüyorduk. Çünkü TL varlıklar karşılaştırması yaptığımızda önemliydi. Dolar için de aynı şekilde Ethereum dolarda da pozitif bir hareket görüyoruz. Sadece Bitcoin karşısında biraz daha zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Litecoin açısından da bir değerlendirme yapacak olursak Litecoin'de de hala hazırda 60'a yakın ama hala dolardaki, bakın 60'a test edip geçmek istediği gibi aynı şekilde dolar, Litecoin TR, Litecoin USD'deki gibi bir hamle yapamıyor ama sonuç itibariyle 60'a yaklaştığını, 60'ın üzerine istek belki yarın biraz daha etkili olacaktır. Olumlu manada bir hareketlik söz konusu olabilir. Ripple'da durum nedir diyecek olursak, Ripple'da duruma baktığımızda hala hazırda en zayıf Ripple olduğunu sık sık zaten dile getiriyoruz ama TL varlık açısından baktığımızda yukarı istek oluşmaya başladı. Bu olumlu. Aynı şekilde dolar tarafında da benzer durumun yavaş yavaş olmaya başladığını, 60'a doğru atmaya başladığını görüyoruz. Bu da gayet olumlu. En azından kısa vadede bir istek oluşuyor. Bitcoin'de eğer 9500-9700 hareketi görecek olursak bunlarda da lokomotifin arkasından diğer vagonları da çekmiş olacak. Dolayısıyla burada yavaş yavaş hareketler söz konusu olacaktır ama en güçlerinden bir tanesi şu an için XLM'ye şöyle dönüp bakacak olursak, tabii ki ilk hareketi başlatan bir yerde Bitcoin oldu. Stellar Bitcoin'e baktığımızda çok da bir varlık gösteremediğini, hala 60'ın üzerine atamadığını görüyoruz ama TL açısından baktığımızda TL bu seviyenin üzerine atmak istiyor, atmak isteyecektir diyebiliriz. Burada senaryomuz aynen o düzeltme sonrası da zaten bu bölgelerden biliyorsunuz düzeltme bekliyorduk. Düzeltmenin zaman zaman yataya dönebileceğini söylerken yaklaşık 2 hafta önce de bu düzeltmenin devam edeceğini, süreceğini
dar alanda süreceğini söylemiştik. Şu an için bu seyir devam ediyor. Peki BAT. BAT'ta durum nedir diyecek olursak. BAT'ta biraz daha erken hareketten bahsetmiştik. Hatta 2-3-4 gün önce bahsetmiştik. Şu hareketle birlikte bu hareket biraz daha hızlı olabilir. Hatta Bitcoin'in bile üzerinde hızlı bir tepki hareketi söz konusu olmuştu. Gayet olumlu şu an için. Burada aynen bakın 60 geçildikten sonra 20'ye dokundu. 20'nin üzerine çıktı ama şu an için kapatamıyor. Belki biraz daha sıkışacaktır ama 60'ı asla kırmaması lazım. Kırarsa aynı hareketleri Bitcoin yukarı yapıp böyle bir hareket olacak olursa o zaman uzunca bir süre yatay bir hareket ihtimalinden bahsediyor olacağız ama önümüzde 2 gün var. Bunu da bu noktada izliyor olacağız. Şimdilik kripto paralarla ilgili herhalde hepsini çalıştık diye düşünüyorum. Bakıyorum Litecoin, Ripple, Ethereum hemen hemen hepsini çalışmışız ama gördüğünüz gibi tablo harika. %4'ler 5'lere yakın yükselişler var. Tam da gününde beklediğimiz gibi gelişiyor. Euro dolar, dolar TL, altın, petrol, dolar endeksi, hisse senetleri, pariteler, emtialar bunlarla ilgili yorumlarımızı yaptık ve kapalı devre eğitimimize katılan veya herhangi bir eğitim setimizi alan veya özel eğitim alan veya eğitimimize katılan arkadaşlara bu çalışmalarımızı sabah, öğle, gün ortası ve akşam zaman zaman olmak üzere paylaşıyoruz. Bu akşam da olduğu gibi. Eğer bu çalışmaları eğitiminizi en üst noktaya ulaştırmak istiyorsanız İstanbul, Ankara, İzmir'de eğitimlerimiz devam ediyor. Tüm detaylı bilgilere sayfamızdan ulaşabilirsiniz. 15 Mart Pazar Ankara kontenjanımız dolmak üzere. Onu söyleyebilirim. İlgilenenler 15 Mart Ankara, 5 Nisan İzmir olmak üzere detaylı bilgilere ulaşabilirler. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Herkese bol kazançlar. Görüşmek dileğiyle.